Yürü bakalım Fatih Efendi. Yolun sonu göründü. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Artık Nilüfer'e de yaklaşamayacaksın. Bizi kimse ayıramaz. Sen bile. Yürü hadi. Aileme ve Nilüfer'e yaptıkları yetmedi mi? Artık Nilüfer'in adını ağzına alma. Elif sakin ol. Tamam. Bizim onunla kaderlerimiz bir. Şah damarlarımıza adımızı kazımışız. Ne zaman ki bu damarda kan akmaz, bu iş o zaman biter. Bunu o kafana sok. Sok, konuşma yürü. Madem o kadar seviyorsun Nilüfer'i, o zaman ondan uzak dur. Seven adam sevdiğine acı çektirmez değil mi? Bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü sen pisliğin tekisin. Kesin babamın katili de sen çıkacaksın. Yanlış. Rahmetli babanı hiç tanımazdım. Kafasına da kim sıktı bilmiyorum. Benim yakama bu nişanı takmadılar yani sevgili ortağım. Bana bir daha sakın öyle hitap etme. Tamam. Elif tamam damarına basıyor. Ne oldu? Gerçekler acı mı geldi? Yürü lan yürü. Karım nerede benim? Karım! Yürü. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası! Elif. Sakin ol. Baksana bütün amacı seni kızdırmak, acısını çıkarmak. Yaralı bir aslan gibi nereye saldıracağını şaşırmış. Sakin ol. Hadi gel. Tamam. Anlayacaksın. Kinlenmiş kendi kendine. Ortalığı birbirine kattı. Mert bile öğrendi Fatih'in abisi olduğunu. Oğlanı bu kadar zaman yanında gezdirmen büyük hata. Gerçi sen her şeyi önceden görüyorsun, ona göre adımını atıyorsun ya maşallah. Kardeşim böyle büyük bir sırrın ortaya çıkacağını düşünememen abesle iştigal. Aynı senin kardeşinin nişanlısını mıhlaman gibi mi Hüseyin komiser? Her ailede olur böyle sırlar, böyle travmalar. Üstesinden gelmek elimizde. Nevin'i bulursan Metin ağzını açıp tek bir kelime bile etmez. Ben Türkçe konuşuyorum ama sen anlamıyorsun herhalde. Ömer işi çift kat sıkı tutacak diyorum sana. Arkasından dümen çevirdiğimi anlarsa biteriz. Başının çaresine bak. Adamlarına söyle bulsunlar kadını. Ya öküz öldü, ortaklık bozuldu gibi konuşuyorsun da ortada ölen bir öküz falan yok Hüseyin. O kadını sen bulacaksın. Ben yokum bu işte. Sessizce Ömer gözlerim o kadar. Ya illa bana ayar ver, 2 günde bir her şeyi hatırlat diyorsun. Tamam, peki. O zaman ben de kardeşini zahmetten kurtarıp ses kaydını yollarım. Abisinin yediği bunlar, katili bulur, ne o yorulur ne de biz. Hem sana sarar, belki de peşimizi bırakır ha, ne dersin? Allah belanı versin. Kadının adı ne? Bak hemen bir orta yol buluyoruz Hüseyin Efendi. Kadının adı Nevin. Benimle yaşıyor. Cüzdan, kemer, saat. Çıkar üstünde ne varsa uğraştırma bizi. Komiserim şu evrakları doldurmanız gerekiyor. Biraz daha dikkatli ol, az daha dikkatli ol, tamam mı? Al. Annem mi? O boynundakini de çıkar. Niye? Çıkar, uğraştırma bize. Bana bak. Yeminliyim. Çekilme. Ben çıkıyorum, bir şey olursa şirketteyim, ararsın. Zaten ne zaman varsın ki? Aslıcığım, birilerinin de çalışması gerekiyor ya. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet, şikayet dilekçen hazır. Sen bir oku istersen, belki aklına bir şey gelir, eklemek istersin. Dediğim her şeyi yazmışsın. Eklemek istediğim bir şey yok. Devrem, ben Fatih Efendi'ye kontrol etmiyorum, haberin olsun. Kardeşim, adamı yalnız bırakmasaydınız kim var yanında? Kardeşim, sırrıyı diktin başına, beton gibi bekliyor herif. Daha sağlamını bulamazdın. E şimdi ne olacak? Yani bu sağlık kontrolünden sonra? Sorguya alacağız. 24 saat gözaltı süresi var. İtiraf ettirmeye çalışacağız. İtiraf ettiremezsek senin ifadeni destekleyecek başka bir görgü tanığına ya da delile ihtiyacımız var. Yani peki hiçbir şey bulamazsak? Ya bu adam itiraf etmez ki. Biz de bulabilseydik şimdiye kadar bulurduk, öyle değil mi? Elif bak, sakin ol. Sakin ol. Biz halledeceğiz. Sen bunu düşünme, tamam mı? Abicim, ben hıyarı kontrole götürüyorum. Hiç yanından ayrılmayacağım, merak etme. Arka kapıdan çıkarıyorum, ha, haberiniz olsun. Ya kardeşim, adamın yediğine içtiğine dikkat edin ha. Doktor muayenesinin özellikle yanında ol. Eğer doktorlardan bir ilaç verirse diğer doktorlara da onaylat. Tayyar dünler konuşmasın diye Metin'i ortadan kaldırmak isteyecektir. Bu kez yaş tahtaya basmayalım arkadaşlar. O iş bende, merak etme. Ben de geliyorum seninle. Nasıl? Kendi rızanla mı? Yani yanımda oturacaksın falan, yan yana olacağız. Emin misin? Arda. Görev başındayız, değil mi? Kaç kere uyardım seni ya? Hala ergen gibi laf çakıyorsun bana. Açık. Hüseyin abi nerede? Ben görmedim bugün hiç. Abimin arkadaşının çocuğu hasta ya, hastanedir. Ben bakarım. Annem geldiği zamanlarda hiç yok zaten. Hadi Elif, görüşürüz. Hadi Arda, hadi. Allah Allah. Ne var ya? Ali Amir'in haberi var oğlum. Bu davada cinayet büro da müdahil, bilmiyor musun sen? Git şu dingilin evini bir ara bak bakalım dedi, ben de geldim. Biz arama yaptık ama siz bilirsiniz başkomiserim. Ziyanı yok oğlum, bir de ben bakayım. Sen yemek yedin mi? Yok amirim, nöbetteyim. E git ye. Ben daha bir saat buradayım lan. Git bir hava al, yemeğini. Sağ ol. Hadi. Abi. Sağ ol. Fatih, oğlum. Alo. Alo? Fatih yok mu? Ha yok. Yanlış oldu, kusura bakmayın. Yok yok Nevin teyzem. Ben Fatih'in arkadaşıyım. Adım Muharrem. Fatih nerede peki? Tayyar peşinde olduğu için mecburen saklandı teyze. Yerini bir tek ben biliyorum. Sen... Dedim ya teyze, ben Muharrem, arkadaşıyım. Fatih ne zaman gelecek? Başıma gittiği adam kaçıp gitti. Yalnız kaldım burada. Kaçtı mı? Teyzem sen yerini söyle de ben seni alayım, Fatih'e götüreyim. Fatih söylesin. Şimdi Fatih'in telefonu yok, Nevin teyze. Zaten takip yerim falan diye de ben de pek zırt pırt uğramıyorum yanına. Ayrıca çocuğa söylesem şimdi çıldıracak, gelecek senin yanına. Hem seni yakacak, hem kendisini yakacak. Ya ben anlıyorum ben seni. Sen beni Tayyar'ın adamıyım diye şüpheleniyorsun. Ama vallahi değilim. Ya ben Fatih'in arkadaşıyım ben. Fatih benim canım ciğerim ya. İnan olsun bak. Benim can borcum var Fatih'e. Ayrıca ben eğer Fatih'in arkadaşı olmasam evinde ne işim var? Ha? Hadi. Müsaade et de geleyim seni alayım. Burada beklemene gerek yok. Bizimkiler birazdan Fatih'i getirirler. Hemen sorguya alacağız. Eve gidebilirsin yani. Yani başka bir işin yoksa ondan Fatih'i getirene kadar yanında kalabilir miyim? Niye? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Yanında huzur buluyorum. Ben karıma bir şey yapmadım. Halıya takılıp kendin düştü. Bırak beni. Emniyette mi huzur buluyorsun? Emin misin? Seninle her yer güzel. Her yer huzur dolu. Yetişirken de mi? Şansını çok fazla zorluyorsun komiser. Tamam. Bizimkiler Fatih'i getirene kadar sana çay ısmarlayayım. Ya yine mi çay? Evet yine çay, hep çay. Değerini anlayacaksın. Ben de kahveye alışmaya çalışacağım. Ömer! Tebrik ederim Ömer komiserim. Fatih Dündar'ı derdest etmişsin. Sağ olun abim, sayenizde. Bizimki çorbada bir tuz be oğlum. İşin büyüğünü sen hallettin. Yine gururlandırdın beni, aferin. Eğer bir de bu herifi konuşturursak bitiririz bu işi. Bitecek amirim, bitireceğim. Ona ne şüphe. Elif Hanım, sana da iyi haberlerim var. Dilekçeni en üst makamlara kadar bizzat elimle götürdüm. Yardımlarından söz ettim. Bu olayın mağduru olduğunu da uzun uzun anlattım. Yani? Yani hakkında herhangi bir suçlama yapılmayacak. Sadece ifaden alınacak, o kadar. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani sizinle çok iyi anlaşamadığımız ortada ama çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız, bana ikinci bir şans verdiniz. Gerçekten minnettarım. Bana değil, Ömer komisere teşekkür etmek lazım. Bu olayın kahramanı o. Amirim sağ olun. Komiserim, savcı bey iddianame için mütalaa istedi. Sizin raporlarınızı dosyaya koyduk. Elif Hanım'ın dilekçesi tamam. Yalnız savcı son dakika Fatih Dündar'ın sabıka kaydının çıkarılmasını istedi. Çıkardık ama tertemiz. Daha önce hiçbir şeye bulaşmamış. Mecburen onu da ekledik. İyi yapmışsınız. Peki dosyayı bu haliyle savcıya götüreyim mi? Sen şimdi Arda'nın odasına geç, ben 5 dakikaya geliyorum. Tamam komiserim, ben sizi bekliyorum. Elif gelsene bir. Gel. Ne oldu? Özel bir şey mi konuşacağız? Elif, Nilüfer'e ihtiyacımız var. O da şikayetçi olacak değil mi? Yani olacak tabii. Ne zaman gelecek? Gelmek istemiyorum deyince zorlayamadım. Fatih'in nasıl bir adam olduğunu bilmesine rağmen kalbine söz geçiremiyor. Elif, seni de anlıyorum, Nilüfer'i de anlıyorum ama senin şikayetin dışında elimize somut bir delilimiz yok. Yani eğer savcı bana inanmazsa işimiz zor mu diyorsun? Evet. Yani Nilüfer'in şikayetini dosyaya koymamız lazım. Tamam, Nilüfer'i biz kurtardık, tutsaklığına şahitlik ederiz. Ama Metin orada değil, suçüstü yapamadık. Nilüfer'in bizzat gelip Metin teşhis edip şikayetçi olması lazım. Sonra da konuşturmamız gerekiyor. Yani adamın bana iftira ediyorlar üzerine bir savunma yapmasına izin vermememiz gerekiyor. Tamam, Nilüfer buraya gelecek ve şikayetçi olacak. Yeter ki o adam dışarı çıkmasın. Tamam. Hadi gel. Fatih'i getirirler şimdi. Aramasınlar bizi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Şu anki mutluluğumu asla anlatamam. Ben bir şey yapmadım ki. Daha ne yapacaksın ki? Ya sözünü tuttun, kabusumu bitirdin. Sen benim kahramanımsın. Benim görevimsin ya Rina. İçeri girecek, ne yapıyorsun? Ne yapayım? İçim sığmıyor. Ayrıca böyle çalışırken çok çekici oluyorsun. Sana hayranlığım artıyor. Bak, Signorina'ya bak. Nasıl da dökülmeye başladı. Demek ki senin beğenini kazanabilmem için böyle başarılara imza atmam lazım. Bir de vurursam var ya, gözünde tam Süperman olurum ha. Sakın. Bir daha sakın böyle bir şey söyleme, anlaştık mı? Bizim için bugün güneş gerçekten doğdu. Her şey gittikçe güzelleşiyor. Elif'im, Elif şu Metin'i bir konuşturalım. Tayyar amcasını bir satsın, ondan sonra seviniriz ha. Ben sana çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Tayyar amca Metin'in amcası değilmiş. Babasıymış. Ne oldu? İş tamam mı? He oldu, ışınlanayım. Bana bak, sen uçağı hazırla, ben de çıkış işlemlerini çözeceğim. Sonra acemi gibi arkamızdayız, bırakıp da başımızı belaya sokmayalım. Yani ben de sizinle beklesem ne olur ki? Elif olmaz. Aklım burada kalacak. Elif, inat etme işte. Ya sen burada olduğun zaman elim kolum bağlanıyor. Ha, sana ayak bağlıyorum yani. Bilemiyorum. Sen yakınımda olunca aklım sende kalıyor. İşime konsantre olamıyorum diyelim. Hı, öyle mi? Nasıl oluyor anlamadım. Biraz daha anlatsana. Ben işimin başındayken senin dışarıda olduğunu biliyorum ya. Hı hı. Ama bu kadar yakındayken uzak olmaz diyorum. Elif'imin gözlerine bakmam lazım. Saçlarına dokunmam lazım. Olmuyor yani. O zaman ben gideyim en iyisi. En iyisi sen git o zaman. Elif, hadi. Gel. Size böyle tek yollamak içime hiç sinmiyor. Komiser, sen bayağı maç oymuşsun. Yani sevgili olmadan önce hiç umurumda değildi ben yalnız mıyım, yanımda biri var mı? Sen de bayandan kör müsün Signorina? Kaç defa seni tek başına yolladım? Bilmem artık. Bundan sonra göreceğiz. Sonuçta önümüzde uzun bir ömür var. Evet Elif. Önümüzde uzun bir ömür var. Sağlık kontrolünden getirdik. Sorguya hazır. Avukat geldi mi? Avukatı yokmuş. Kurumdan istettik. Bal gibi avukatı var da Tayyar'ın avukatı değil, istemiyor. Hangi odada? 2 numara. Bu arada Tayyar Fatih'in babasıymış. Sen de bunu biliyor musun? Yazdım bunu bir kenara. Tebrikler. Ya Elif sana söylemiştir sandım ben. Söyledi de daha yeni söyledi tabii. Şu avukat işini halledin, gecikmesin. Kim olmaz benden de güzeli yok. Cezaevinde daha keyifli zaman geçireceksin. Orada tam senin kafa dengi arkadaşlar var. Nasılsın? İç güveysinden hallice. Aç mısın? O kadar saat et koklayınca iştahım kapandı. Çay, kahve bir şey içmek ister misin? Devran, bir tane demli çay söyler misin? Bir de 2 tane kaşarlı simit. Arkadaşlar yanına tatlı tuzlu bir şeyler koysunlar. Ne oldu şimdi sen? İyi polis mi oldun? Kötü polis kim olacak? Bu kız mı? Yalnız ondan çekinmem, haberin olsun. Keşke rolleri değiştirseydiniz. Eğer o kızı tanısaydın... Baya çekinirdin, haberin olsun. Hayat ne tuhaf değil mi Fatih? Her şey normal olsaydı, bizim mahallenin kahvesinde tanışsaydık, bilardo oynasaydık, belki de iyi anlaşacaktık ha. Ben 3 bantta biraz fazlayım, benle oynayamazdın. Zor bir hayatın olmuş belli. Seni tanıdıkça daha iyi anlıyorum. İnsanın hayattaki en güvenli bölgesi ailesidir. Yani küçücük bir yıkım bütün hayatını heba edebilir. Hele de baba. Bu hayatta babana güvenmiyorsan bir boşlukta dolanan birisindir. Tayyar'ın senin gibi evladı, maşa gibi kullanıp bütün hayatını heba etmeye hakkı yoktu. Hakkındaki her şeyi biliyorum Fatih. Tayyar'ın sana, annene yaptıklarını biliyorum. Baban olduğunu senden bile sakladığını, amca numarası yaptığını biliyorum. Farkında mısın? Bu hikayenin kurbanı sensin. Baban olması bir şey değiştirmiyor. Sen dahil herkese zarar dokunan biri. Sevdiğin kadının bile hayatı tehlikede. O yüzden anlat Fatih. Tayyar dünlerin bütün kirli çamaşırlarını anlat bana. Ahmet Denizler'le Sibel'in katili olma. Anlat ki seni de herifleri de o herifin elinden kurtarayım. Bunları Nilüfer mi anlattı? Ha? Ha? Afiyet olsun, bayağı acıkmışsın. Kesene bereket bacanak. Sabıka kaydın tertemiz. Bizim buralara hiç yolun düşmemiş. Sen şimdi burada yabancılık çekersin. Bir garipsersin buraları. Ama merak etme, ben buradayım abi. Benden her şeyi isteyebilirsin. Tamam mı? Telefon açmam lazım. Telefon kullanma hakkın var, kullanabilirsin. Ömer, bu görüşmenin gizli olmasını istiyorum. Annemi soracağım. Emniyetten kimsenin bilmemesi gerek. Adresini ver, gidip alayım geleyim. Merak etme, güvenliğini sağlarım. Sen de annemi bulmadan buradaki kuşlar Tayyar'a haber uçursun. Tayyar da annemi pençelesin diyorsun yani. Burada herkesin ağzının sıkı olmadığını bizzat biliyorum. Tayyar'ın içerideki muhbirini biliyor musun? Söyle işini bitireyim Elif. Tayyar'a haberler gelir. Kim getirir bilmem. Ömer, şu telefonunu ver. Annemi aramam lazım. İyi olduğundan emin olmalıyım. Efendim? Alo, ben Metin. Abi? Bak, fazla vaktim yok. Annem iyi mi? Her şey yolunda mı? İyi abi, merak etme. Sen nasıl aradın beni nezaretten? Çıktım yoksa hemen. Sen benim alındığımı nereden biliyorsun oğlum? Bizimkilerden haber geldi abi. O zaman patron da duymuştur. Bilmiyorum abi. Varna'dayım ben, unuttun mu? Kes. Bak, annemin yanından bir an bile ayrılma. Eğer bir terslik sezersem sana bahsettiğim ikinci adrese geçin. Ben iyiyim. Anneme söyle, tamam mı? Tamam abi. Sağ ol. Analar kıymetlidir. Nasılmış? İyi miymiş peki? Bayağı korkuyorsun bu Tayyar'dan. Korku değil. Tedbirliyim. Tedbirliyim. Ona karşı tedbirliyim. Senin böyle bal börek bir adam olduğunu bilseydim çok daha önceden tutuklanırdım. Ben kim olacağıma karşımdakine göre karar veririm. Bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Sen bana düşman kesilirsen ben senin celladın olurum. Şimdi her şeyi en baştan anlatıp Tayyar dünler içeri tıkacak kanıtları bana verirsen savcıya çıkacağım. Bize yardımcı olduğunu anlatıp ceza indirimi alman için elimden geleni yapacağım. Söz. 3'e 5'e bakmam. Eğer ceza yatacaksam ha bir gün eksik, ha bir gün fazla. Beni böyle ikna edemezsin. Ama istediğimi yaparsan Tayyar'ı sana veririm. Ne istiyorsun peki? Ömer, bir sorun mu var? Pelin, baş başa konuşalım mı? Geliyorum. Metin iyi değil mi? Merak etme. Gel şöyle geçelim. Devlet başkanı gibi konuyu arkadaş. Her şeyi bize anlatacak. Tayyar da verecek. Hem de kanıtlarıyla. Ama bir sorun var. Metin'in son bir isteği var. Neymiş? Ya ne istiyorsa yapalım, konuşsun, bitsin. Nilüfer'i görmek istiyor. Olmaz. O adam yakalandığında neden rahatladım biliyor musun? Bir daha o herif kardeşimin yanına yaklaşamayacak diye, sonunda rahat bir nefes alabileceğiz diye. Buna asla izin vermem. Elif, ilk duyduğumda benim de canım sıkıldı. Ama bu adamın konuşması şart. Konuşmazsa boşa kürek çekmiş oluruz. Ömer, anlamıyor musun? Metin şu anda kafasında bir şeyler kuruyor. Nilüfer yüzünden yakalandığını zannediyor. Nilüfer'i çağırıyor ki intikam alabilsin. Nilüfer zaten perişan halde, yaptığından pişman. O adam kardeşime zarar verecek. Nilüfer'in psikolojisini tamamen bozacak Ömer, yapamam. Elif, o zaman bak şöyle yapalım. Ya, güvenliği artırırız. Ya, zaten Arda ile Pelin başından bir dakika ayrılmıyorlar. Camlı bölmede konuşurlar. Ya, parmaklıklar olur. Zaten yanında ben olacağım. Kılına zarar veremez. Bak, Nilüfer'i o adamın elinden zor aldım. Yine önüne atamam. Elif, sen bana güvenmiyor musun? Nilüfer benim de kardeşim sayılır artık. Ona zarar vermesine izin verir miyim? Ya ne alakası var? Ben Fatih'e güvenmiyorum Ömer. Sen Nilüfer'i koruyabileceğime inanmıyorsun. Bunun böyle olmadığını sen de biliyorsun. Demek ki seninle güven duygusu yaratamamışız. Ya halimize bak, resmen kavga ediyoruz ya. Helal olsun bize. Sevgili olarak ilk kavgamızı Metin sayesinde yapıyoruz. Elif, bak, konuşmamız lazım. Dinle beni. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Nesli mesaj at... Neredesin lan emmoğlu? Neredesin? Neredesin? Ne var, ne oldu, ne bakıyorsun? Tayyar. Mert gitti. Bütün eşyalarını toplayıp gitti. Ulan şimdi mi söylenir bu ha? Şimdi mi söylenir? Senin kafatasının içinde beyin yok mu? Ben engel olmaya çalıştım ama... Engel olmayacaktın. Beni arayacaktın. Söyle çabuk, nereye gitti? Git gözüm görmesin seni, şimdi elimden bir kaza çıkacak. Defol! Ne oldu emmoğlu? Geldiniz mi, iş tamam mı? Elif, çaresiz olmasak bunu senden istemeyiz. Emniyette de anlattım ya, bu herifin konuşması şart. Eğer Nilüfer'le görüşmek istiyorsa mecburuz. Onu yakalamanın nasıl bir yolunu bulduysan konuşmanın da bir yolunu bulursun. Tamam Elif. Kavga etmeyin artık. Ben emniyete gidip konuşacağım Fatih'le. Nilüfer, olmaz. Ben yanlış anlamadım değil mi? Eğer Fatih'le görüşmezsem belki de onu serbest bırakmak zorunda kalacaksınız. Yani tam değil ama işimiz bayağı güçleşir. İş ablanla senin şikayetine kalır ki sen şikayet dilekçeni daha vermedin. Sen de şahitsin. Ya Metin'in Nilüfer'i kullanarak bana neler yaptırdığını biliyorsun. Elif, anlattım ya. Suçüstü yapmadık. Ortada delil yok. Ya o doktor. Ya Nedim'in kızına bu organ naklini yapan. Doktor konuşamadan öldü. Elimizde bir tek yardımcıları var. Onlar yargılanacaklar ama onların da bir şey bilmediğinden eminim. Bu olayda Tayyar'la Metin arasındaki bağı kanıtlayamadık. Elimizde bir tek mesleğini kötüye kullanan doktorlar var, o kadar. O zaman Metin'i konuşturmamız şart. Aynen. Tayyar'la Metin'i yekten içeri atmak istiyorsak Metin'in konuşması şart. Biz konuşup sana haber vereceğiz. Biraz düşünelim. Tamam, düşün. Düşünün de gözaltı için 24 saatimiz var. Hatta daha az. Anlıyorum. Tamam. Ömer. Bekle, ben de geliyorum. Hadi o zaman hemen gidip gelelim. Elif, gelmene gerek yok bak. Ömer yanımda zaten. Nilüfer böyle... Ablam, lütfen. Merak etme beni. Arayacağım seni. Aslı'yı yalnız bırakma. Tamam. Gel, buyur. Buyur Nevin anne. Buradan kim? Bu bizim bir arkadaş. Sana göz kulak olacak. Ben gideyim, Fatih'i karşılayayım. Hadi Allah'a emanet. İyi akşamlar Nevin. Korkma. Korkmana gerek yok. Kalan dilini de yutacaksın korkudan maazallah. Hepten del olacaksın. Nasıl geçti yolculuğunuz? Rahat geldiniz mi? Nilüfer, korkma. Ben senin yanında olacağım. Çok kızmıştır bana. Ha, muhtemelen. Ama dediğim gibi yanında olacağım. Sana yaklaşmasına izin vermem. Sen de ona yaklaşmayacaksın. Temasa izin yok. Senin etkisi altına almaya çalışacak. Kalbini kırmaya çalışacak. Seni kışkırtacak. O yüzden sakin ol. Mümkün olduğunca az konuş. Sorduklarına cevap verme. O ne? Bindiğinden beri elinde. Evet. Muska. Fatih mi verdi? Gidiyorum. Biraz abartmıyor musun Elif? Abartmıyorum. Nilüfer'in yanında olmam lazım. Ya şu huyundan vazgeç artık. Gel otur şuraya. Hayatı her zaman kontrol edemezsin Elif. Ya hem Ömer sana ne dedi? Gelme ben varım demedi mi? Tamam gitmeyeceksin, bırak adam işini yapsın. Hadi.